Herkese selam, yeni bir Minecraft güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün 18W48B deneme sürümünü inceliyoruz. Öncelikle bu deneme sürümü 18W48A'nın devamı. O deneme sürümünü çıkar çıkmaz tanıtamadım çünkü Launcher'dan oyunu başlatıp bir dünya oluşturduğumda oradan da locate komutu ile yeni köye ışınlandığımda oyunum crash veriyordu. Sadece bende değil, bu genel bir inanılmaz hata mevcuttu oyunda ve 18W48B çıkarak bu hatayı gidermişler. Neyse, yeniliklerden bahsedelim. İlk olarak 18W48A deneme sürümünde Plains biyomundaki köyler yenilendi ve ben şu anda Plains'te olmam gerekirken, tamam bir kısmı Plains ama şu anda ben şurada görüyorsunuz Dark Forest'tayım ve şurası ise bataklık. Köy çoğunlukla Dark Forest ve bataklık üzerine kurulmuş diyebilirim. Ve işin garibi ise burada tahta üzerinde duran niliferler var. Bu çok iyi ya. Her neyse, şu anda yeni bir köye geldim. Umarım burada fazla sıkıntıyla karşılaşmayız. Yollarla başlayalım. Yollar tamamen yenilenmiş yine. Çimenler arttırılmış düz yol olmak yerine. Şu bak, bunlara bakmayın. Çimen dedim, çimen toprak. Ve dönüşler birazcık daha yumuşatılmıştı. Şurası gibi. Ki şu anda bug'lı. Şöyle bir şey falan yaparlar herhalde. Şuna baksanız, bu bug'dır. Tezgahlar falan var. Tamam, evlerden başlayabiliriz ilk olarak. Ev şurada bir tane çok güzel vardı, ona geçeceğiz. Burada yosunlu taş kullanılan ve köşelerinde ise soyulmuş odun kullanılan bir ev var. Küçük bir ev. İçerisinde ise yatak ve koltuk niyetinde bir merdiven var. Tavan ise böyle. Küçük bir ev. Kapatalım burayı ve bir sonraki eve geçelim. Tamamen yeni bir ev. Bu da öyleydi ama bu bambaşka bir şey. Çok beğendim bunu. Terakota kullanılmış. İnanılmaz güzel duruyor. Çiçekliği var, balkonu var, yine yosunlu taş. İçerisine girdiğimde killer, terakotalar var tavan bu şekilde ve burada stone cutter, yani taş kesici. Oo, bunlar Türkçe olmuş. Peki şu Türkçe mi? Tütsüleyici, okçu masası bakın. Harita masası, yüksek fırın, duman fırını. Bunu duman fırını olarak çevirmişler. Güzel. Varil. Dokuma tezgahı, bu Türkçeydi. Fener, çan, demirci masası. Aynen, bunları da Türkçe yapmışlar bu arada. Dikkatimi yeni çekti. Ve bir sonraki eve gidelim. Bu ev çok güzel. Çok hoşuma gitti. Samanlar falan var, biriktirilmiş böyle. Burası bug bu arada. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Yukarı çıkalım. Burada yine biraz önce baktığımız ev var. Yosunlu taş, yatak falan. Tezgahlar var. Daha doğrusu bunlara pazar tezgahları diyoruz. Çan var bakın. Çok güzel olmuş ama bunun hala bir işlevi yok sanırım. Yazmıyordu eklendi diye. Aynen, bir işlevi henüz yok. Burada dediğim gibi yine tezgahlar var. 3 tane çok güzel. Eve bakmıştık. Alt kata, alt tarafa indiğimizde bu sefer köşelerde gördüğünüz gibi normal odun kullanılmış. Ev içi böyle. Daha doğrusu orta kısımları. Ve yine aynı sarı yatak var bu sefer. Bir diğerine gidelim. Burada bir çiçeklik var. Güzel. Şunu açtığımda buglar falan oluyordu. İçeri girdiğimde yine merdiven. Kırıktaş merdiven var bu sefer. Beyaz yatak. Ve etrafı ise yine bu şekilde. Yosunlu taş kullanılmış. Tezgahlar. Pazar tezgahları ve burada farklı bir ev var. Biraz önce gördüklerimizin bu sefer terakotalı hali. Beyaz terakota kullanılmış. İçerisine girdiğimizde masa, koltuklar falan. Bir sarı yatak da burada var. Güzel, fena değil ve burada ne diyorduk buraları, unuttum. Hayvanları koyabileceğimiz bir yer var. İsmi neydi bunun ya? Buna bir şey diyorduk ama çiftlik mi diyorduk biz buna? Öyle bir şeydi sanırım. Burada hayvanlar falan oluyor. Normalde atlar olur. Bunların içinde koyunlar olur. Şu anda spawn olmamış ama şu şekilde falan görüntüler oluyor. Atlar oluyor bunun içinde. Güzel. Köyler için eklenti çok iyi olmuş bu. Sonrasında şu hemen diğer taraflara dalmayalım. Sizamızı bozmayalım. Burayı inceledik. Şimdi orta kısımdayım. Bu yapıda cidden biraz garip spawn olmuş ya. Hala oluşumlarda sıkıntı var diyebilirim. Tarlalarda henüz bir yenilik yok. Sanırım da olmayacak gibi. Bunların görüntüsü iyi. Buralara indiğimde bu tarafa bakacağız. Şurada yine daha önceden baktığımız evlerden var. İçeride yatak, merdiven ve çift kapılı farklı bir ev. Geniş bir ev. Bu şekilde girişi var. Sarı yatak, koltuk diyelim, merdiven de benim hadi. Ve sandık. Sandığın içerisinde ise elmalar, patates, altın parçaları, ekmekler ve bambular da olabilir bu arada. Bambu da bulabilirsiniz. Kapatalım. Güzeldi bu evde. Böyle ilerliyor, diğer taraflara gidelim de. Diğer taraflarda daha önceden baktığımız evlerden ve farklı bir ev daha. Sanırım. İçerisine girdiğimizde bu sefer yan bir yatak ve güzel bir çiçeklikleri var evin girişinde. Aynı burada da. Çok
Çok hoş değil mi ya? Bakın bu sefer meşale ve buna ne diyorduk? Yatağımızın başında olur ya, bu da öyle 10 nitelikle konulmuş sanırım. Tamam, biraz garip. Sonrasında ilerlediğimde o samanlar var burada. Oluşuma bak ya. Merdivenler. Ve burada farklı bir ev. Farklı bir ev ama oha. Keşke güzel görünseydi ya. Anlayamıyorum şu anda. Sanırım burası okçuluk masası olduğuna göre okçu evi. Bu evi birazcık daha inceleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 penceresi mevcut ve okçuluk masasını görmüştük. Burada bir saksı var. Şunu bir bug'ını göstereyim size. Bakın yukarısı görünüyor. Ama normalde böyledir yukarıdan baktığınızda. Bu da böyle bir bug. Kralım bunları. Zeminde halı var. Peki bu halıların altında bir şey mevcut mu? Yok. Farklı bir köydeyim ve yine garip bir oluşum. Bu ne? Babil'in asma bahçeleri sanki. Buna böyle kat kat. Fena değil aslında ama ev çok iyi değil mi? Bakın sarı camla karışık. İkili geniş bir ev. İçeri girdiğimizde simyas sandı. Güzel, beğendim bu evi. Ama garip oluşuyorlar ya cidden. Burada farklı bir ev var sanırım. Aynen, ikili bir ev daha var. Oluşumu. İki katlıymış burası. İki katlı içeri girdiğimizde yataklar. Biraz daha düzgün spawn olsa çok daha iyi olacakmış ya. Köylere bakın. Sandık var. Sandık içinde bol bol yiyecek, kitaplar, sapling var ve çiçek de gördük. İki katlı bir ev. Dışarı çıkalım. Dışarıdan küçücük görünüyor ama iki katlıymış o. Saman yığınları yine. Burada farklı bir ev daha mevcut. Su var onun içinde. Bu ne ya? Ahır mı burası? Güzelmiş. Beğendim. Ahır diye geçiyor sanırım. Çünkü içeride gördüğünüz gibi. Burası yalak diye anlıyorum şu anda. İyi olmuş ya. Böyle değerli mantıklı şeyler yapmışlar. İki katlı bir evde ama burası yine buglanmış. İki ev üst üste binmiş sanırım. İçeri girdiğimde yeşil halı. Masa balkon. Umarım buglı değildir diyeceğim ama buglı herhalde yine. Fena da değil. İki katlı bir ev daha. Yine gördüğümüz evlerden bir tane daha. Burası böyle. Ve burada bir şey var. Görmüş müydük burayı? Aynen, bundan da görmüştük. İçine yine sandık. Yığınlar. Yeni bir ev. Sanırım şu anda göremiyorum. Ve yeni bir ev daha buldum. Evin girişinde çiçeklikler. İçeride harita masası. Kartografer köylü. Daha doğrusu haritacı köylünün mekanı sanırım burası. Sandığın içinde boş haritalar ve kağıtlar, pusula, ekmek mevcut. Köyün haritasını çıkardığımda fena da durmuyor. Bayağı yoğunluk var. Şu yollar hani çok hoşuma gitti diyebilirim. Yolları çok iyi tasarlamışlar. Farklı bir köye gideceğim hemen. Bu arada gitmeden önce bakın buralarda yün olurdu. Artık soyulmuş meşe odunu kullanmışlar ve dört tarafı da bu arada çevrilmiş. Yani şundan. Kütük müydü onun adı? Şu kütüktü sanırım bu odunda, aynen. Böyle çevirmişlerdi. Bunu soyulmuş hali. Fena durmuyor. Ve burada çeşme. Bunu da geçmeyelim. Çeşme görüntüsü var. Buna fışkiye mi fıskiye mi artık neyse. Onu benzetmeye çalışmışlar. Fena değil. Tekrardan yeni bir köye daha geldim. Ve burada farklı bir ev. Bu sefer variller de var etrafta. Bunu çok beğendim. Çok iyi olmuş. Etrafa saçılmış böyle. İçeride ise. Abi çok iyi görünüyor ya. Çok güzel almışlar. Bunların bu arada hala işlevi yok. Sadece bir tanesinin yeni işlevi var. O da sanırım zımpara taşıydı, aynen. Buna biraz sonra bakacağız, kalsın. Köyleri bitirmek istiyorum çünkü köyler çok güzel yapılmış. Şu varillere bakın. Burada farklı bir ev yok. Farklı evlere bakacağım. Varili evin karşısında hemen bir ev daha fark ettim. Ve bunun çatısını çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. Şuraya bakın. Etrafında tohumlar ekilmiş tarlalar var. Saman yığını burada mevcut. Şurası bak sanırım ya. Hep bunun gibi olması gerekiyorken oluşmuyor. Şöyle bir şey. Aynen. İçeri girdiğimizde tavan böyle görünüyor. İçeride yatak ve koltuk var. Başka bir köye geldim ve en düzgünü oluşan yapı bu oldu ya. Ha şöyle. O neydi? Evleri göremiyoruz bile. Şurada hemen bir ev fark etmiştim, aynen. Bu evi tam inceleyemedik. İçerisine girdiğimde ne vardı? Okçuluk masası. Yok yok, sözümü geri aldım. Hala oluşumlar berbat. Ve evin görüntüsü ise böyle. Çok iş yapmışlar ya. Çok beğendim. Dımpara taşının eklendiğini belirtmiştim ve sağ tıkladığımızda tamir etmek ve büyü çıkartmak yazıyor. Zımpara taşının işlevi şöyle. Daha önceden büyü masasında veya örste bir eşyaya büyü bastığınızda o büyüyü zımpara taşında çıkartabilirsiniz. Misal olarak taş kazmaya tamir bastım ve buraya attığımda bakın büyüsüz bir kazmayı bana veriyor. Burada ise büyülü.
Büyüğü çıkarttığımda ise bana XP'mi geri verdi. Yaklaşayım ve XP'mi tam alayım. Gördüğünüz gibi 2. Ve büyüğü çıkarttık. Bunu bütün büyü basılabilen eşyalarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin bir de zırhtan örnek verelim. Ve şöyle bir olay var ki bir eşyanızda kırmızı büyü mevcutsa o kırmızı büyüyü çıkartamazsınız. Bağlanma laneti ve kaybolma laneti, yani asla çıkartılmıyor. Elmas pantolonda kırılmazlık 3 bağlanma laneti var. Bunu buraya attığımda yine bakın bağlanma laneti üzerinde mevcut ve kırılmazlık 3 gidiyor. XP'mi tekrardan aldım. 3 seviye oldum şu anda. Tekrardan bunu buraya attığımda ise bağlanma lanetinden kurtulamıyorum. Belirttiğim gibi kırmızı büyülerden asla kurtulamıyoruz. Tamam, bunu buraya koyalım. Verimlilik 5 basmışım buna da neyse. Bakın yine büyüden kurtulabiliyorum. XP'mi de geri alabiliyorum. Ne kadar verdiysem sanırım o kadar geri alabiliyoruz. Burada ise deniz şansı 3 var. Burada da temizledim. XP'mi geri aldım. Son olarak burada ipeksiz okunuş, verimlilik 5 ve lanetli büyüler var. Bunları sökmek için ise bakın ikisi birden gidiyor. İpeksiz okunuş ve verimlilik 5 ama kırmızılar hala mevcut. XP'lerimi yine geri aldım. Tamam, büyüyü çıkartma kısmını anladık. Peki tamir etme kısmına geçersek şöyle bir tamir olayı var zımpara taşının. Hasarlanmış bir eşyanın, daha doğrusu canı azalmış bir eşyanın tamirini önceden çalışma masası ve envanterimizde şu şekilde sağlayabiliyorduk. Buraya demir kazma, hasarlanmış bu arada. Buraya ise hasar almamış bir kazma. Veya ikisi de hasar olsun. Yine bütünleştirdiğimizde bize can barı tamamen dolu hasar almamış bir kazma veriyordu biliyorsunuz. Ve şu anda onu çalışma masasında ve envanterimizdeki üretimden gerçekleştiremiyoruz. Bunu ise yapabileceğimiz yer zımpara taşı oldu artık. Hasarlıya atıyorum ve bir kazma da atıyorum. Bakın tamir oluyor. Yani full canlı olarak buradan alabiliyoruz. Bu olayı sevdim diyebilirim. Bu bütün eşyalarımız için geçerli. Zımpara taşının işlevi bu şekildeydi. Eşyalarımızı artık buradan tamir edeceğiz ve büyü bastığımız, büyüsünü çıkartmak istediğimiz eşyalarımızdan büyülerimizi çıkartıp XP'lerimizi doyasıya geri alabiliriz. Ayrıca zımpara taşını sadece eşyalarınızı değil büyülü kitaplarınızdaki büyüleri de çıkartabilirsiniz. Misal ipek dokunuşu atalım ve normal kitap olarak alabiliyoruz. Bana bastığım XP'yi geri neden vermedi? Heh, tam uzakmışım, tamam, bir an korktum. Tekrardan atıyorum, bu sefer servet 3 ve XP'mi bana geri verdi. Bu arada anladığım kadarıyla bütün XP'yi, yani enchant bastığında aldığı XP'nin yarısını bize geri veriyor veya 4'te 1'ini falan. Anladığım kadarıyla şu anda öyle. Verimlilik 5 atalım ve kitap alalım. Gördüğünüz gibi 5 seviye oldum. Kırılmazlık atsam 6 seviye oldum. İnanılmaz. Şimdi envanterimizde tamir olayı tamamen kalktı. Bunu anladık. Neden zımpara taşında tamir olayı eklendi? Mantıklı mı? Zaten Earth'te tamir ediyorduk. Bir de bunun eklenmesi saçma falan diyorsanız hiç de saçma değil bence. Çünkü Earth'te bir işlem yaptığınızda sizden XP istiyor. Gördüğünüz gibi. Ekstra bir maliyet. Ama bunu zımpara taşında gerçekleştirirseniz XP ihtiyacınız bile yok. Ki zımpara taşı Earth'ten kat kat daha ucuz. Bence çok iyi olmuş bu olay. Cidden çok beğendim. İlk başlarda Earth bize çok pahalı gelebilir. Demir farmımız yoksa, daha doğrusu demir materyalimiz azsa zımpara taşını kullanabiliriz. Peki zımpara taşının craft'ı nasıl? Hemen game mode geçmek istiyorum. Oradan envanterime stone alacağım, bakın şimdi. Stone envanterimi aldığımda yeni bir tarif açıldı. Bu tarif ise zımpara taşı. Hemen onu bulmak istiyorum. Dur, şuna basacaktım. Ve burada mevcut. Tıkladığımda 2 çubuk, 2 tahta ve 1 taş basamak. Bu arada stone bu. Şundan mevcut değil yani. Bu düzgün taş basamak. Bunlar tamamen değişiyor ya. Çok iyi. Cidden çok iyi. Envanterime birazcık çubuk alacağım. Ve tahta alacağım. Craft'ını hemen deneyelim. Tıkladığımda nereye gittin? Şöyle yapsam görünür herhalde. Buradasın. Zımpara taşı. Ve bu şekilde zımpara taşı yapabiliyoruz. Peki bunu koysak? Yemiyor. Düzgün taş olmamalı. Bunun yerine tamamen taş basamak kullanacağız. Ki taş basamağı nasıl elde ediyoruz diyorsanız o da kolay. Şöyle herhalde. Hop. Bakın. Ama hiç merak etmeyin. Şöyle bir yeni bir bloğumuz var biliyorsunuz. Taş kesici. Taş kesicinin işlevi geldiğinde ise şöyle bir şey düşünüyorum. Ki çoğunluğun düşündüğü de böyle. Sağ tıklayacağız ve direkt olarak diyelim ki taş. Taşın yarım bloğunu elde etmek istiyorsak onu atacağız oraya. Bize burada direkt yarım blok verecek. Daha doğrusu basamak. Merdiveni yine buradan şöyle yapsak olur herhalde. Bunu da bilmiyorum. Buradan yapar mıyız? Nasıl olur? Bir bilgim yok. Zımpara taşının craftını da gördük. Bu şekilde elde edebiliyoruz. Peki bir önceki deneme sürümünde kötü alameti incelemiştik. Bu kötü alametle köye geldiğimizde köylülere baskın yapılıyordu. Şöyle bir uzaklaşacağım. O etkiyi hemen alıyorum.
Aldım çıktı. Peki köye gidiyorum. Bu arada 30 saniyede biliyorsunuz. O bu da kötü işaret. Bunları falan hep Türkçeleştirmişler ya. Köye geldiğimde etki hemen kayboluyor ve köylüler kaçışıyorlardı. Var mı bir hareket? Baskın falan oluyor mu? Oyun bu arada yine kolaydaymış. Zoru alsak falan bunlar değişmez zaten. Her versiyonda olur. Ama baskın sanırım... Aa, oldu. Hücum. Hücum ne ya? Türkçeleştirmeye bakın. Baskın bunun adı. Hücum ne? Beğenmedim. Eksi bir. Peki nerede spawn olacak? Aa, bu arada bu ne? Bu evi görmemiştim bak. Yeni ocakçı sanırım. Oo, zımpara taşı mevcut burada. İçeriye girdiğimde... Garip olmamış mı? Eski ve yeni olay birleşmiş sanki. Çok çeşit burada farklı bir ev daha görüyoruz mesela. Burası ise rahipçi evi. Oo, beğendim. İçeri girdiğimizde... Eskisi gibi simya standı var. O yoktu sanırım. Ve katlar yine boş. Saldırı oluyor mu peki? Şu anda ben etrafta çünkü yağmacı göremiyorum. Farklı bir eve daha geldim ve burası ise kütüphanecinin evi sanırım. Çok güzel bir yapı bu da. İçeri girmişimiz iki kapılı. Oo, kürsü mevcut. Kitaplıklar mevcut. Merdiven yukarı çıkıyor. Bu ev bambaşka olmuş ya. Nasıl çıkacağız? Şurayı kırarız. Yalnız çok şahane olmuş bu ev. Bunu çok beğendim. Arkadan görüş bu şekilde. Farklı farklı evlerle karşılaşıyorum. Çok çeşitli ev eklenmiş. Sizler de girip bakabilirsiniz. Benim göstermediğim daha bir sürü ev olmuş olabilir. Ve bakın. Atlar var burada. Çitlerin içinde. Neyse, artık yağmacılarla karşılaşamadık. Bu deneme sürümü de bu şekildeydi. Köyleri inanılmaz beğendim. Yapılarla çok uğraşmışlar. Cidden çok detaylandırmışlar. Kütüphanecinin evi olsun. Diğer evler olsun. Okçuluk falan. Çeşitli bir sürü evler var. Ve şuradaki gördüğünüz bütün... blokların hepsi sanırım bir köy evinde mevcut. Ben bu kadar ev görebildim. Bundan daha farklısı vardır. Şöyle bir video yapacağım ama. Eski Minecraft köyleri ve yeni köyleri VS'le yapabiliriz. Sizler de yorumlar kısmına önerilerinizi bırakabilirsiniz. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.